Uluslararası örgütlerden Çin'e Ramazan tepkisi. Önemli uluslararası insan hakları örgütleri olan İnsan Hakları Gözleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, Pekin yönetiminin Ramazan ayında Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına uyguladığı kısıtlamalara tepki gösterdi ve Çin'i Uygur stratejisini değiştirmeye çağırdı. Doğu Türkistan'ın Kaşgar ili Peyzevat ilçesi Barin köyünde bir mahalleden 18 kişinin gözaltında olduğu, onlardan Tohti Hamut isimli kişinin geçen sene ailece Dubai'ye seyahate gittikleri için tutuklandığı bildirildi. Pakistan'ın kuzeybatısında yaşayan yerli halklardan Baluçlar ve Şintlilerin, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nde Çin'in bir kavşak bir yol stratejisi kapsamında yürütmekte olduğu, Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru projesine karşı faaliyetleri yürüttüğü bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Çinli mevkidaşı Yang Jiechen'in de katıldığı zirveden sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bölgedeki tansiyonu artırdığını ve bunu engellemek üzere Çin'in daha fazla sorumluluk almasını beklediklerini söyledi. Poroshenko ve Trump'tan işbirliği görüşmesi. ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların barışçı yollarla çözümlenmesi ve ülkedeki reform gündeminin konuşulduğu bildirildi. Almanya'dan İncirlik kararı. Almanya Federal Meclisi, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilerek Ürdün'e konuşlandırılmasını onayladı. Suudi Arabistan'da kral seçim yasasına düzenleme. Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'in değiştirildiği Kraliyet Divanı kararlarıyla Kral ve Veliaht Seçim Yasası'nda yapılan düzenlemeyle torunların önü açılırken kralın oğlunu veya kardeşini veliaht olarak ataması engellenecek. Astana Havaalanı'na Nur Sultan Nazarbayev ismi verildi. Kazakistan başkenti havaalanının ismi Uluslararası Nur Sultan Nazarbayev Havaalanı olarak değiştirildi.